Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu akşam Cenab-ı Hakk'ın en azam isimlerinden olan Hay, hayat verici ismi üzerinde derinlemesine bir dersimiz var. Cenab-ı Hak inşallah birlikte paylaşarak, anlayarak, kavrayarak bu hakikatleri inşallah ruhumuzun ve duygularımızın bütün cihetlerine nüfuz ettirmeyi nasip etsin Allah'ımız. Bismillahirrahmanirrahim. 30. lemmanın 5. nüktesi. Fenzur ila atari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha inne zalike le muhyil mevta ve huve ala kulli şeyin kadir. Sadakallahu lazim. Rum suresinin 50. ayet-i kerimesi ve kısacık bir hali şerifi de şöyle. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir mealindeymiş. Bu ayet-i azimenin ve Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la te'huzuhu sinetun ve la nevm. Bu da Bakara suresinin 255. ayet-i kerimesi. Her namazdan sonra okuduğumuz ayet-i kürsüden olan ayetler bunlar. Meal-i şerifi de şöyle. Allah Teala ki ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. O haydır, yani diridir. Ezeli ve ebedi hayat sahibidir. O kayyumdur. Varlığı için hiçbir sebebe ihtiyacı olmadığı gibi bütün eşya onun yaratmasıyla ve tedbiriyle devam eder ve vücutta kalır, beka bulur. Onu ne uyuklama ve ne de uyku tutmaz. Gafletin hiçbir çeşidi hiçbir zaman ona arız olamaz diye kısacık meal de vermişler bu ayet-i kerimeye. Bu ayeti azimin birer nüktesiyle ismi azam veyahut ismi azamın iki ziyasından bir ziyası veya altı nurundan bir nuru olan ismi hayyın, Allah'ın hay isminin bir cilvesi Şevval-i Şerif'te, yani Şevval ayında, Ramazan bittikten sonraki Şevval ayında Eskişehir hapishanesinde uzaktan uzağa aklıma göründü. Vaktinde kaydedilmedi ve çabuk o kutsi kuşu avlayamadık. Tebaut ettikten, uzaklaştıktan sonra hiç olmazsa bazı remizler, işaretlerle o hakikati ekberin, o çok büyük hakikatin ve nuru azamın bazı şualarını muhtasaran kısaca göstereceğiz. Birinci remiz, ismi hay ve ismi muhyinin, Cenab-ı Hakk'ın hayat vasfının ve hayat verici isminin bir cilve-i azamından olan hayat nedir? Ve mahiyeti ve vasfesi nedir sualine karşı fiiristevari cevap şudur ki, özet şekilde, kısa, yani aslına bakarsanız Bediüzzaman'a gelinceye kadar ne fen adamlarının ne de İslam alimlerinin bu tarzda hayata bir tarif getirdiği hiç vaki olmamış. Hayat nedir? Yok bunun cevabı. Hiçbir yerde yok. Bu tariflere başlamadan önce şunu söylemek istiyorum ki, insan vücudunu teşkil eden temel taşlar hücrelerdir, değil mi? Yaklaşık 100 trilyon hücreden meydana getirilmiş insan bedeni.
Ve insan vücudunun her noktasında canlılık var. Nereye iğneyi batırsanız acıdığını hissediyorsunuz. Demek her hücrede hayat var. Peki, biyoloji ilminden bize öğretildiğine göre bir hücreyi incelediğimizde hangi hücre olursa olsun en dışında hücre zarı var. Onun altında sitoplazma denilen sıvı kısım var. İçinde ribozomların, lizozomların, Golgi cihazının, kofulların ve bir sürü daha ismini bilemediğimiz maddelerin bulunduğu sıvı kısım. Onun altında çekirdek zarı var. Hücrenin çekirdeğinin zarı var. Zarın altına geçtiğimiz zaman çekirdeğin kendisi var. Çekirdeğin içine girdiğimiz zaman DNA, RNA denilen genler var. Genleri de geçtiğimiz zaman en altta amino asitler var. Daha aşağısı yok. İşte amino asitler de bitti. Peki hayat nerede? Her yerinde var ama maddi olarak şu hayattır denilecek bir şey yok ortada. İşte nihayet amino asitler de bitti. Öyleyse hayat nedir? Demek hayat maddi bir şey değil. Çünkü en temel madde olan hücreye baktık, maddesine baktık, hayat diye bir şey göremedik. Ama hepsinde hayat var. Nedir bu hayat? Evet, hayat şu kainatın en ehemmiyetli gayesi, hem en büyük neticesi, hem en parlak nuru, hem en latif mayesi özü, hem gayet süzülmüş bir hülasası, bunların izahları gelecek bir kısmının, hem en mükemmel meyvesi, hem en yüksek kemali, hem en güzel cemali, hem en güzel ziyneti süsü, hem sırrı vahdeti, hem rabıtayı iddihadı, yani iddihat bağı, hem kemalatının menşii kaynağı, hem sanat ve mahiyetçe en harika bir zi ruhu ruh sahibi, hem en küçük bir mahluku bir kainat hükmüne getiren mucizekar bir hakikati, hem güya kainatın küçük bir zih hayatta, hayat sahibinde, küçük bir canlıda yerleşmesine vesile oluyor gibi koca kainatın bir nevi fihristesini, özetini o zih hayatta, o canlı göstermekle beraber o zih hayatı, hayat sahibini ekser mevcudatla münasebettar, alakalı ve küçük bir kainat hükmüne getiren en harika bir mucize-i kudretidir. Kudret harikasıdır. Hem en büyük bir kül, en büyük bir bütün kadar hayat ile küçük bir cüz'ü büyülten ve bir ferdi dahi külli gibi bir alem hükmüne getiren ve rububiyet cihetinde kainatı tecezzi ve iştiraki, yani bölünmeye müsait olmamayı ve kısımlara ayrılmayı kabul etmez bir kül, bir külli hükmünde gösteren kainatı fevkalade harika bir sanat ilahiyedir. Yani gerçekten Üstad Hazretleri bu tarifleri yapmış geçmiş açıklama yapmıyor. Daha sonra bazılarının izahını yapacak. Bunların üzerinde benim tek tek durup da açılımını yapma şansım yok. Ne kadar ince izahlar bunlar aslına bakarsanız. Mesela devam ediyor. Hem kainatın mahiyetleri içinde Zat-ı Hayy-i Kayyum'un, Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücuduna ve vahdetine ve ehadiyetine, varlık ve birliğine şehadet eden, şahitlik yapan bürhanların, delillerin en parlığı, en kat'isi ve en mükemmeli. Yani maddi varlıklar için ya da varlıkların maddesi için
bir takım sebepler söylenebiliyor ama hayat için şu maddeler bir araya gelmişti, hayat olmuş denilemiyor. En parlak delil hayat, en kuvvetli bürhan, yine o da kuvvetli delil anlamına geliyor. Hayat ama mahiyeti hakkında ne olduğu bilinemiyor. Hem masnuat-ı ilahi içinde, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ilahi sanatlı varlıklar içinde en hafisi, bak en hafi, en gizlisi ve en zahiri. En gizli ama en açık. Canlılara baktığımız zaman ayakta yürüyen, koşan, maddi varlıkları ayakta tutan hayat denilen şey. En zahir hakikat. En kıymetdarı ve en ucuzu, en nezihi ve en parlak ve en manidar, anlamlı bir nakş-ı sanat-ı Rabbaniyedir. Ya bir sivrisinek, onda bile hayat var. Karasinek, hayat var. Bakterilerde hayat var. Yani o kadar hayat açıktan gözüküyor ama en hafi, en gizli, sırlı bir hakikat. Üstadın ifadesi öyle geliyor. Hem sair mevcudatı kendine hadim, hizmetkar ettiren nazenin, nazdar, nazlı, nazik bir cilve-i rahmet-i rahmaniyedir. Rahman-ı Rahim'in varlıklar, canlılar dünyasındaki tecellisinden başka bir şey değilmiş. Cenab-ı Hakk'ın Hay isminin canlılar alemindeki muhtelif yansımalarından, tecellilerinden başka bir şey değil diyor hayat gerçeği için. Hem şuunat-ı ilahiyenin, Cenab-ı Hakk'ın yaptığı sayısız işlerin, icraatların gayet cami, geniş, şumurlu bir aynasıdır. Hem Rahman, Rezzak, Rahim, Kerim, Hakim gibi çok Esma-i Hüsna'nın, Allah'ın çok güzel isimlerin cilvelerini cami içine barındıran ve rızık, hikmet, inayet, rahmet gibi çok hakikatleri kendine tabi eden ve görmek ve işitmek ve hissetmek gibi umum duyguların menşei, kaynağı, madeni bir acubi-i hilkat-ı Rabbaniyedir. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı varlıkların içerisinde en acayip, en garip, insanı en çok hayrette bırakan varlıktır hayat gerçeği. Hem hayat bu kainatın tezgah-ı azamında öyle bir istihale, dönüşüm makinesidir ki mütemadiyen her tarafta tasfiye yapıyor, temizlendiriyor, terakki veriyor, nurlandırıyor. Ve zerrat kafirlerine, atomlar alemine, güya hayatın yuvası olan her ceset, o zerrelere vasfe görmek, nurlanmak, talimat yapmak için bir misafirhane, bir mektep, bir kışladır. Bütün canlı bedenler, cansız atomlar aleminin sanki bir mektebi, bir yuvası, bir misafirhane vasfesini gördürüyor. Adeta zat-ı hay ve muhyi, yani hayat sahibi olan ve bütün canlı varlıklara hayat veren Cenab-ı Hak, bu makine-i hayat vasıtasıyla bu karanlıklı ve fani ve süfli olan alemi dünyayı latifleştiriyor, ışıklandırıyor, bir nevi beka veriyor, baki bir aleme gitmeye hazırlattırıyor. Yani canlı bedenler, cansız atomların talim ve talimat, eğitim görmesi için girdikleri bir kışla gibi yani. Üstadın tarifi öyle. Orada eğitim görüyor, nurlanıyor. Alim ve ailede gitmeye liyakat kazanıyorlarmış. Hem hayatın iki yüzü, yani mülk, melekut ve cihleri parlaktır, kirsizdir, noksansızdır, ulvidir. Yani Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu varlıklar için üstad, mevcudatın mülk ve melekut iki ciheti vardır diyor. Melekut ciheti şeffaf, kirsiz, bulaşıksız. Mülk ciheti ise aynanın renkli yüzüne benzer. Sebepler ve sair şeyler orada karmaşık olarak bulunur.
Ama hayatın hem dış yüzü hem iç yüzü çift taraflı şeffaf, parlak, nezih, temiz olduğu için perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya desti kudreti Rabbani'den, Cenab-ı Hakk'ın kudret elinden çıktığını aşikare göstermek için sair eşya gibi zahiri esbabı sebepleri hayattaki tasarrufat-ı kudrete, kudretin tasarrufuna perde edilmemiş bir müstesna mahluktur. Hayat, vücut, nur ve rahmet dört şey zaten doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle bağlı. Zahiri sebepleri araya Allah koymamış. İşte hayat da öyle. Biraz evvel bir hücrenin yapısını kısaca söyledim ya. Hücre zarından ta amino asitlere kadar her tarafa baktık. Hiçbir yerde hayat yok. Ama her yerde hayat da var. Hücrenin her tarafında hayat var. Ama hayat da şudur diye bir madde gösteremedik. Doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın kudretine bağlı Hay isminin hücrelerden bütün alemlere kadar yansımasından başka bir şey olmadığı anlaşılıyor. Hay isminin tecellisi. Hem hayatın hakikati altı erkanı imaniye bakıp manen ve remzen ispat eder. Allah Allah. Hayat hakikati tek başına Amentü'nün altı şartı var ya, altısını birden ispat eden muhteşem bir şahitmiş. Sonra gelecek bunun izahı. Bu 29 tane maddenin bazılarını Üstad Allah'tan izah etmiş. Bu tarifleri yapıp bırakıp gitmemiş. Yoksa hiçbir şey anlamayacak doğru dürüst yani. İyi ki bazılarını izah etmiş. Muhteşem bir ders çıkmış ortaya. Yani hem vacibül vücudun vücudunu ve hayatı sermiyesi Allah'ın varlığının zaruretini hem sonsuz hayatını varlığını hem dar-ı ahireti ve hayatı bakiyesini ahireti de ispatlıyor hayat gerçeği. Hem vücudu melaike melaikelerin de varlığını ispatlıyor. Hem sair erkanı imaniyeye pek kuvvetli bakıp iktiza eden gerektiren bir hakikat-ı nuraniyedir hayat. Hem hayat bütün kainattan süzülmüş en safi bir hülasa özet olduğu gibi kainattaki en mühim bir maksadı ilahi Allah'ın kainatı ve içindeki mahlukatı yaratırken takip ettiği sonsuz maksatlar var. O maksatların da en mühimi ve hılkıt-ı alemin yaratılışının en mühim neticesi olan şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbeti netice veren bir sırr-ı azamdır. Allah Allah, Allah Allah. Allah kainatı yaratırken evet takip ettiğin namütenahi maksatlar var ama en temel maksatlardan birisi Üstad burada söyleyiverdi. Neymiş o? Şükür ve ibadet, hamd ve muhabbeti Allah istiyor. İşte o dört tane temel unsuru netice veren bir sırrı azammış hayat denilen hakikat. Muhteşem bir şey. Biraz sonra ifade edecek bakalım bunu. İşte hayatın bu mezkür 29 ehemmiyetli ve kıymettar hassalarını, özelliklerini ve ulvi ve umumi vasfelerini nazara al. Sonra bak, Muhyi isminin yani hayat verici isminin arkasında ismi hayyin Cenab-ı Hakk'ın hay isminin azametini gör. Ve hayatın bu azametli hassaları ve meyveleri noktasından ismi hay nasıl bir ismi azam olduğunu bil. Daha sonra gelecek ama kısaca şunu söyleyeyim. Cenab-ı Hakk'ın ismi azamı bin bir esma-i hüsna içerisinde gizlidir denmiş. Ama bazı İslam büyükleri bu hususta kendilerine göre
Allah'ın ism-i azamını teşhis etmişler. Mesela Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri, Cenab-ı Hakk'ın ism-i azamı Hay ismidir. Hayat ismi yani. Hayat verici ismi. En büyük isim odur demiş. İsm-i azam. Çünkü bu kainat olsa, içinde hiçbir canlı mahluk olmasa bir anlam ifade eder mi? Hayır. Öyleyse Hay ismi Allah'ın en büyük ismidir demiş. Yani Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. O Hay ismini ism-i azam olarak görmüş. İmam-ı Rabbani Hazretleri de her taraf canlarla dolu kainat var ama bu kainata kayyum ismi beka vermese, devam vermese, kainat olsa, içi canlı dolusa ne olacak? Bir anlamı var mı? Yok. Öyleyse Allah'ın en büyük ismi kayyum ismi azamıdır demiş. O da doğru, o da doğru canım. Allah Allah. Ama o öyle görmüş, bu da böyle görmüş. Peki İmam-ı Azam Hazretleri, en büyük imamların başında gelen bir büyük zat. Ya, o demiş ki Cenab-ı Hakk'ın en büyük ismi Adıl ve Hakem isimleridir demiş. O da öyle görmüş. Hazreti İmam Ali Kerremallahu veşe, ya ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır diye kainatın efendisinin methettiği, övdüğü Hazreti Ali Efendimiz de Ferdün, Hayyün, Kayyumun, Hakemün, Addün, Kuddüs. Altı tane ismin altısı da İsmi Azam'dır demiş. Bitti. Bediüzzaman'da ben de işrak ediyorum. Aynen öyledir diyor. Yedincisi de Allahu Ahad ismidir diyor ikinci şuada. Bundan dolayıdır ki bu yedi tane isim tek isim gibi oluyor, İsmi Azam'ı oluşturmuş oluyor. Yani güneşin ışığında yedi tane renk var, kırmızıdan mora kadar, ama tek renk beyaz gözüküyor. İşte bu yedi tane büyük isim tek isim gibi oluyor. İsmi Azam işte bu yedisi. Hem anla ki bu hayat madem kainatın en büyük neticesi ve en azametli gayesi ve en kıymettar değerli meyvesidir. Demek bütün galaksiler, yıldızlar, gezegenler, güneşler, aylar, her şeyler var ama canlı olması olmaz ki. Demek ki kainat canlılar için yaratılmış ya. Canlılar için yaratılmış. Öyleyse kainat bir ağaçsa, kainat ağacının, bu muhteşem ağacın en mükemmel meyvesi, en kıymetli meyvesi hayat. Canlılar yani. Elbette bu hayatın dahi kainat kadar büyük bir gayesi, azametli bir neticesi bulmak gerektir ya. Kainat var, içi canlılarla dolu. E peki bu hayat gerçeğinin meyvesi ne? Meyvesi yok, sonu yokluk, hiçlik. Olmaz öyle şey canım. Allah Allah. Sonu yok olup gitmek için kainatı, içindeki canlılar Allah niye yarasın? Beyhude bir iş yapar mı Allah-u Teala? Niye? Çünkü ağacın neticesi meyve olduğu gibi meyvenin de çekirdeği vasıtasıyla neticesi gelecek bir ağaçtır. Muhteşem bir cümle ya. Allah Allah. Bak bir daha okuyalım. Çünkü ağacın neticesi meyve olduğu gibi, ya sen elma ağacının fidesini niye dikiyorsun? E meyvesi için. E peki meyvenin neticesine çekirdeği vasıtasıyla neticesi gelecek bir ağaçtır. O elmanın içini çekirdeği ekiyorsun, o da başka bir ağacın içine veriyor. Birbirini tamamlayan sırlar bunlar. Peki bu elma ağacı, ben öyle örnek verdim de, elma ağacı meyve, meyvecinin çekirdek, çekirdekten tekrar bir ağaç, birbirinin cisi oluyor. Peki hayatla ne alakası var? Şöyle alakası var. Evet, bu hayatın gayesi,
Be neticesi hayat-ı ebedi olduğu gibi. Ya gördünüz mü? Hayat da nurani bir ağaç, onun meyvesi de ebedi hayat. Alem ahiret. Bu hayatın neticesi ahiret meyvesini neticesi veriyor. Peki ebedi hayat olduğu gibi bir meyvesi de, o hayatın bir meyvesi de hayatı veren zat-ı hay ve muhiye, hem hayat sahibi olan hem bütün canlılara da hayat verme sıfatı bulunan Cenab-ı Hakk'a karşı şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbettir. Bir daha okuyorum. Allah'a karşı madem bu hayat gerçeğini bize vermiş, bu hayatın bir meyvesi ahiret hayatı, ebedi hayat, tamam. Bir diğer meyvesi de Cenab-ı Hakk'a karşı şükür, ibadet, hamd ve muhabbettir. Ki bu şükür ve muhabbet, hamd ve ibadet ise hayatın meyvesi olduğu gibi kainatın gayesidir. Allah Allah! Allah Allah, şu izaha bakın ya. Onun için Allah'ın yarattığı bütün mahlukat Allah'ı tesbih, hamd etmekle meşgul. Sadece insanlar değil. Melekler, cinler, hayvanlar, bitkiler, ağaçlar, yıldızlar, aylar, güneşler, ne varsa. Ya sen nereden biliyorsun bunu diye bana sormayın. Ya Allah öyle haber veriyor da oradan biliyorum. Allah Allah. Kur'an-ı Kerim'in 15. cüzü başta İsra suresidir değil mi? İsra. Miraç'ın anlatıldığı ilk ayetin bulunduğu yer. Onun 44. ayet-i kerimesi var. O ayetin de adı Ayetel Kübra'dır. Kur'an-ı Kerim'in toplam ayetlerinin içinde en büyük ayet oymuş. E oku bakalım. E okuyayım tabii, ben de okuyayım madem ki. Evvel orijinali okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tüsebbihu lehus semavatu seb'u vel ardu ve men fihinne ve in min şeyin illa yüsebbihu bihamdi velakin la tefkahune tesbihahum innehu kâne halimen gafura. Sadakallahu lazım. En büyük ayet buymuş. 7 kat gökler ve yer ve içindeki her şey Allah'ı tesbih ve hamd eder diyor. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih ve hamd etmiş olmasın. Lakin siz onların tesbihini anlayamazsınız diyor Allah-u Teala. Allah çok halim, yani çok yumuşak, çok bağışlayıcıdır diye ayet öyle tamamlanıyor. Demek ki Allah bu kainatı, kimisi lisanı, kal, bizim gibi melekler, efendim, cinler, bizler dilimizle Allah'ı tesbih ve hamd ediyoruz. Bizim dışımızda meleklerin, insanların, cinlerin dışındaki mahlukat ise hal diliyle Allah'ı tesbih ve hamd etmekle meşgul. Kainatı Allah bunları şey yaratmış. Şükür, ibadet, hamd ve muhabbet. Kainatın neticesi bunlarmış zaten. Ya, ya. Şimdi gelin bir yorum daha dinleyelim Bediüzzaman'dan. Ve bundan anla ki, bu kadar önemli bir sırrı hakikaten anla ki, bu hayatın gayesini rahatça yaşamak ve gafletli lezzetlenmek ve heveskâra nimetlenmektir diyenler. Ya dünyaya bir defa geldik, bir daha mı geleceğiz? Vur patlasın, çal oynasın. Nerede akşam, orada sabah. Hayatın keyfini çıkaralım. Kardeşim ya, olur mu ya Allah aşkına ya? Bu kadar önemli bir hakkın için Allah seni yaratmış. Sen keyif etmek için hayatı geçiriyorsun. Böyle diyenler gayet çirkin bir cehaletle, cahillik içinde münkirane, kafirce, belki de kafirane bu pek çok kıymetli olan hayat nimetini ve şuur hediyesini ve akıl ihsanını istihfaf hafife alıp ve tahkir edip küçümseyip dehşetli bir küfran nimet ederler. Allah'ın verdiği hayat, akıl, şuur, insaniyet, sayın bütün nimetleri, hepsine insan nankörlük ettiğinin farkında değil ya.
Dünyaya biz keyif sürmeye geldik, lezzet almaya geldik, günümüzü gün etmeye geldik diyenler kafirane, cahilane bir şekilde hayatlarının mahvına sebep oluyorlar, farkında değiller. Biz farkındayız. Öyleyse onları da uyandırmak şuurlu Müslümanların boyuna bir borçtur diyelim. Burada dersimizi bağlamış olalım. Yarın akşam çok daha ilginç, geniş açıklamaları var üstadımızın. Merakla ben yarın akşamı bekleyeceğim inşallah. Bu ince dersleri kaçırmamak lazım. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena. İnneke entel alimül hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.